Merhaba, Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum çok uzun süredir ağırlamak istediğimiz sevgili Serkan Keskin. Merhabalar efendim. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok mutluyuz seni ağırladığımız için. Vallahi ben çok mutluyum buraya geldiğim için. Çok uzun süredir peşindeydik. Ben de çok gelmek istiyordum. Şimdi ben seni bugün biraz utandırmak istiyorum. Niye abi? Şöyle abi, yani şimdi tabii çok değerli isimler ağırlıyoruz burada. Ve hani hakikaten devler çoğu. Hepsi. Çok yetenekli insanlar. Sen, yani hakkını da bulan insanlar genelde. Ben senin o hakkını çok bulamadığını kanaatindeyim. Acayip yetenekli bir adamsın sen. Teşekkür ederim abi. Katılıyorum. Yani... hakkımı bulamadığım yere katılıyorum. Ya, estağfurullah. Hakikaten ciddi söylüyorum. Yani bir yerel yetenekler var. Bence. Çok uzmanmış gibi konuşuyorum ama bir seyirci olarak söylüyorum. Bir de hakikaten uluslararası yetenekler var. Bence sen çok rahat bir Hollywood starı olabilirsin. Çok kolay olabilirsin. Çok teşekkür ederim. Çok. Yani bu çalışmayla mı, yetenek mi? Hep derler ya, işte futbolculukta öyledir ya. Yetenek varsa, sergense sergendir. Yani o değiştirilmez. Bu, sen hissediyor musun bunu? Yoksa dışarıdan söylüyorlar mı sana? Nasıl oluyor? Ben merak ediyorum yani. Demin söylediğiniz şeyi şöyle yani... Söylediğin lütfen. Söylediğin. Şeyi şöyle abi, mesela hakkımı bulamadığımının düşünüldüğünü hissediyorum. Yani evet, öyle bir izlenimim ve öyle bir dışarı öyle bir görünüşüm var. Yani ya bu çocukta iyi ama yani her yerde de oynuyor. Her yerde de oynuyor. Hatta bununla da dalga da geçiyor sürekli yani. Evet, çünkü benim işim yani benim böyle işte ne bileyim babamın işte bir yerlerde trilyonları yok ve hani ben bu işten para kazanıyorum. Her yerde oynuyorum çünkü işimi iyi yapmak istiyorum. Ama şeyi hissediyorum yani böyle bir izlenimim olduğunu. Ben olduğum yerden mutluyum. Tabii ki futbolda öyle bir şansınız oluyor. Hani futbolcusunuz ve evrensel bir şey. Yani bu dille ve hani futbol ya da basketbol ya da sporda öyle bir şansınız olabiliyor. Yani gidip NBA'de oynayabiliyorsunuz. Çünkü sporcusunuz ya da işte Avrupa'da, Amerika'da, neyse İngiltere'de. Oyunculukla ilgili sanıyorum hani ne bileyim öyle bir durum, coğrafya kaderdir durumu galiba var. Var mı diyorsun? Var tabii. Yani şey var. Mesela Elia Kazan'ın Şener Şen için söyledikleri, tebrik mesela çok özel bir oyuncu olduğunu söylemesi falan, Yavuz Surgul yazmıştı galiba onu. Yani dolayısıyla doğru bir bilgi olsa gerek. Ya ben sanki öyle bir o seviye görüyorum burada sende. Çok teşekkür ederim. Ya şeyi söyleyeceğim. Biraz daha söyle, utanıyor çünkü. kesiyorum bir süre sonra. Şimdi mesela Masum'u izlerken olağanüstü bir, zaten herkes çok iyi ama ben bazı sahnelerde hakikaten korktum. Senin bakışlarından. Onunla ilgili bir... Yani gözle oynayabilmek gibi bir şey gördüm ya. Bu çok herkeste olan bir şey değil ya. Gözlerin oynuyor yani. Gözlerin oyunu oynuyor. Komik bir anım var, anlatayım mı? Lütfen. Sanıyorum Bodrum'da... Yardım alıyorsun oradan. Bir konsere gitmiştik Bodrum'a. Kaldığımız otelde böyle havuz... Yani çok butik bir otel. Böyle havuz var ve böyle işte odadan çıktım. Böyle yürümeye başladım ve bir kadın böyle... güneşlenen bir kadın böyle şey izliyor kulaklığı kulağında ve kadın böyle işte hani ben geçerken böyle gayri ihtiyar hani böyle geçerken şöyle bir baktı ve böyle böyle bir şey oldu. Ben de çok korktum böyle aa falan diye tam aptal böyle korku anları vardı ya böyle filmlerde aa diye. Dedim ki hani sonra kadın çok özür diliyorum falan, Masum'u izliyormuş. Ha, o sırada. Bitirmiş daha böyle hani bitmiş ve böyle duruyormuş yani o sırada böyle düşünüyormuş ve olacak iş değil yani. Şortlu, çıpıdık, terlikli ben kadına doğru yürüyorum. Öyle bir şey, o zaman şey olmuşum. Gerçekten bu kadar korkutucu mu, bu kadar etkili miydi diye. Yani o anlatmak istedim. Çok güzel. Harika hikaye. Çünkü şöyle bir şey. Orada Haluk Bilginer var, Nursürer var, Okan acayip oynuyor. Herkes çok acayip. Kusura bakmayın, adam arada parlıyorsun yani. Teşekkür ederim abi. O yüzden bunları söylemem lazımdı. Bundan sonra gelecek olanlara da kendimi şey yaptım değil mi? Bize yok mu kardeşim falan diye. Çok enteresan, hakikaten tebrik ediyorum sana. Şey ama bütün bu var bir taraftan. Bir taraftan da işte Ağlat Ağacı'ndaki o meşhur tıralın var ya. Hı-hı. Onun bir kamera arkası görüntüsü var. Evet. YouTube'da çok dönen. Orada da o tıralı attıktan sonra... Ki çocuksu sevincin var. Evet. Yani çünkü yani şunu anlayabiliyorum. Ben de hiç ezber olmadığı için. Bana yani üç kelimelik bir cümle versen ben onu aynı sırayla veremem. O kadar beceriksizim. Orada da
kusura bakma şey yani, deli saçması bir metin o yani. Evet. İnsanın aklında kalacak bir şey değil yani. O heyecanım da oydu aslında. O değil mi? Ya çok zor bir metin o yani. Bazen şöyle şeyler olabiliyor yani, metinde işte ağzınıza oturduğu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki işte hoca buna Ceylan'da olmuyor mu? Uygunsa. Yani böyle, sanıyorum öyle bir şey vardı yani, hani bu metni istiyorum gibi bir şey vardı. Ve hani en ufak bir şey bu sefer böyle ona çok... Tabii sonrasında şey yapmıştı hoca sağ olsun. Yani bir de istediğin gibi bir tane alalım mı gibi bir şey ama olmuştu. Ama arada bir giriyor, öyle yapma onu, öyle yapma kardeşim, onu söylemedi, onu deme. Sesini de bastık. İşte bizde yoktu farkındaysanız o şey mesela. Ha. O yüzden de çok şaşkınım. Çünkü şöyle bir şey bekliyorum ben ya. Bu sahneyi biz 60 take alabiliriz de o gün. Bir defa mı çekildi? Sanıyorum yani... Bir bölüyor bir yerde. 5-6 kez. Ha, okey. Yani... Umduğumdan çok çabuk bitmişti ve o heyecanım da böyle, bir de şey ya yani böyle uzun konuşuyorsunuz iki sayfa ve hani oldu mu, olacak mı? O gerçek, ben de izlediğimde şey gibi böyle çocuk gibi, sanki ilk defa evet, bir evet. Şey oynuyormuşum gibi. Ama evet çok heyecanlı ve önemsediğim böyle çok benim için bir şeydi o. Yani o laflar yani normal akışı böyle çok zor bitir attı. Abi yani ben şimdi öznesi neydi bunun falan diyorum dinlerken. Yani hakikaten çok zor. Evet, zordu. Benim hiç çözemediğim bir şey bu. Dediğim gibi üç kelimeyi arka arkaya koyamam. Çok yani çok konuşulan bir şey de seninle ilgili çok iş yapmam ve çok önemli yönetmenlerle çalışmış olman, değil mi? Yani evet. Herkesle çalışmışsın hemen hemen. Var mı çalışmadığın, ya şununla da çalışsam fena olmaz dediğin? Emin'le çalışmak. Hmm. Emin Alper. Emin Alper'le çalışmadık. Emin Alper'i son filmi de harikaydı bu arada, Kurak Günler. Umarım bir gün. Yani tabii bunlar şey de değil yani, öyle bir şey var ama bunlar benim böyle yani ilk başladığım böyle gençliğimde yani ne bileyim. Sen tiyatro eğitimi aldın mı? Aldım. Konservatuvar mı? Kurs? Yok, Akademi İstanbul diye bir okul vardı. Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanlığının yaptığı özel bir okuldu. Orada burslu okudum. Yani bu çalıştım derken şöyle bir şeydi yani, hani o dönem izlediğiniz bütün böyle işte çok sevdiğiniz yönetmenler bir şey yani bir film çekiyor ve zaten hani orada olmak, onun yanında bir günlük bir işte olsa, ufacık bir sahnede olsa o yüzden hepsiyle öyle bir şansım oldu ve tabii ki çok şey öğrendim herkesten. Ama sanki şöyle de bir şey var yani, sanki bütün filmlerde ben, bütün yönetmenler benim peşimde, bütün filmlerde ben başvuruyorum, öyle bir durum yok. İşte gençliğimde oynamışım bir sürü, sağ olsunlar oynatmışlar beni. Benim için o şey gibiydi yani, hani orada bir para pul derdi bilmem ne değil, o yönetmenin setinde olmak gibi bir dertti. Bazılarını para almadan da oynamışsın. Evet. Ama zaten öyledir ya. Zaten sen ne kadar alıyorsun. Evet. Bir şey soracağım. Şimdi sen futbolla da çok ilgilisin. Dolayısıyla şu tartışmayı da bilirsin. Teknik direktörün bir takıma etkisi yüzde kaçtır tartışma sonra. Yönetmenin kaçtır? Yani çok iyi oyuncularla ve çok iyi metinle yola çıkmışken kötü bir yönetmen berbat edebilir mi? Edebilir. %100. Ya da çok sıradan oyuncular ve sıradan bir metinle çok acayip bir şey çıkarabilir mi? Bence metindir. Hı-hı. Birinci olan. Metin iyiyse bir şekilde bir şeyler iyi olabilir ama çok iyi metinlerde kötü çekilebilir, berbat kötü oynanabilir. Ama hı-hı, bir yönetmen tamamen onun kaderini değiştirebilir mi? Yani etkisi çok büyüktür diye düşünüyorum. Yani ne bileyim, bazı metinler vardır. O metinden hiç beklemezsiniz ama izlediğiniz zaman, yani okuduğunuz senaryo böyle çok sevmediğim bir senaryo olur ama izlediğiniz zaman vay ya, bu metin böyle değildi, nasıl bu hale geldi? Bence yönetmen, çünkü oyuncuyla da birebir iletişimi olan, o oyuncuyu da ikna etme sanatı gibi bir şey bence. Ya. Benim sürekli kullandığım bir şey ikna etmekte, sıkıldı seyirci. Abi sürekli aynı şeyden bahsediyorsun falan diye. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tavlamaktır yönetmen. Yani şimdi yani haşa, yani bana şimdi yönetmen arkadaşlar, abiler, ablalar kızacak belki ama ben böyle bakarım. Çünkü yani orada bir sürü oyuncuyu, bir sürü egoyu, bir sürü... Ya düşünsenize, size günde ortalama 300-400 soru soruluyor yani monitörün başında.
İşte öyle mi yapalım hocam, böyle mi edelim hocam? Yani herkesi idare etmek ve herkesi eşit seviyeye getirip o sürekliliği sağlayabilmek. Baştan bence bir delege etmem mi lazım? Şu işte sen bak bana hiç sorma bunu falan. Yoksa her şeyin başında durmam mı lazım? Ama evet, sonuçta size soruluyor. Yani hocam burayı mı kullan? Hani öyle mi yapalım? Hocam dışarı mı kuralım? Hocam öyle mi edelim? O zaman çok yani günde 400 soru, 500 soru cevaplıyorsunuz yönetmen olarak. Dolayısıyla ve bir sürü insanı idare ediyorsunuz. Yani futboldaki teknik direktörle çok benziyor. Evet, benziyor. Peki o zaman öyleyse ya, şimdi aklıma geldi, yapalım. Nuri Bey Bilge Ceylan'a bir teknik direktöre benzesen. Çok isim soracağım için hızlı gidelim. Yerli yabancı. Yerli yabancı. Eski yeni. Şenol Güneş. Şenol Güneş. Zeki Demirkubuz. Fatih Hoca. Ha. Yavuz Turgul. Sir Alex Ferguson. Hadi. Özcan Alper. Özcan Alper. Abdullah Hoca. Ha. Yeşim Ustaoğlu. Yeşim Ustaoğlu. Guardiola. Güzel. Reha Erdem. Reha Erdem. Bielsa. Reha Erdem. Bilic. Bilic, güzel. Ve Onur Ünlü. Onur Ünlü, o. Onur Ünlü. En şeyi düşünüyorum. Sergen Yalçın biliyor musun hocam? Sergen Yalçın, evet. Evet, evet. Olabilir değil mi? Beraber müzik de yapıyorsunuz. Yaptık, evet. Dağıldık sonra. Bir dönem yaptık, evet. O da çok iyi. Yani her şeyi yapıyorsun abi sen. Yemek de yapıyor musun? Yemek de seviyorum yapmayı, evet. İyi mi oluyor peki? Çok mu iyi oluyor, nasıl oluyor yemekle? Çok iyi oluyor. Nedir imza yemeğin? Kalamar yahni. Hadi. Evet. Yani evet, yemeği yani kalamarın bayağı böyle. Yapılır mı sizin orada? Yok. İspanya'dan falan mı araklar? Yok, o böyle sağ olsun sevgili hocam Işıl Kasapoğlu, Mordoğan'da çok balık tutardık biz. Hı-hı. Ve çok kalamar tutardık. Bize öğretti ve her gün biz kalamar yemekleri ben yapardım ekibe. Bir gün dedi ki, oğlum hep dedi kız yeni bir şeyler denesene de, bir sürü dedi balık var orada dedi. Ben böyle gün içinde biraz ondan da dene istiyorsan, bak şu ottan da koy falan derken, orada böyle çok sevilen bir gün oldu o yemeği. Ve o yemek 20 senedir semaverde böyle her sene mutlaka yapılır edilir şeklinde. İşte büyüdükçe de öğrendikçe de biraz daha gelişti, başka bir şeyler kattım. O böyle sağ olsun hocamın bana yaptırdığı, öğrettiği yemek hala, yapmayı sevdi. Hala yapıyor musun? Bayağı ev batırır. Yapıyorum. Çünkü artık fiyatı. Kalamar i̇şte yani. Tut kendimiz tutuyorduk, o yüzden şanslıydık yoksa. Şu anda zor yani. Evet. Bir Hamlet izledikten sonra mı bu yola girdin? Evet. 6 saat süren bir Hamlet. 6 saat süren bir Hamlet İzmit'te ilk ödemek. Ya birçok insan onu seyrettikten sonra bir daha tiyatroya gitmez. Olabilir. Seni tiyatrocu yapmış. Evet. 6 saatlik bir Hamlet olması zaten çok. İzmit'teydim. İzmit'te ilk ödenekli tiyatro. Şehir tiyatrosu kuruldu ve Hamlet yapılıyor. Böyle çocuğum, gittim. Yani inanılmazdı. 6 saat aralar oluyor. Aralarda böyle son. Ondan önce hiç aklında yok muydu böyle bir şey, oyunculuk? Yoktu. Ne vardı? Ne yapmak istiyordun? Futbolcu mu olmak istiyordun? Tam aslında şey, yani spor yaptım. Spor akademisinden vazgeçtim ben. Futbol mu? Yani temel spor ne? Basketbolda oynadım. Çocukken DSİ'de bayağı basketbol okulunda başladım. Sonra futbol oynadım. Sonra da böyle şeylerim iyiydi. Spor akademisi için uygundum. Uzun atlama vardı yarış şeyde, sınavda, mülakatta. Onun hazırlık sürecinde uzun atlamada düştüm ve sakatlandım. O zaman bıraktım. Geçmiş olsun. Sporu. Teşekkür ederim. Basit bir şeydi de yani kuyruk sokumumla ilgili böyle bir üzerine oturunca. O zamandan sonra psikoloji okumak gibi bir şeyim vardı. Ne yapacağımı çok bilmiyordum aslında liseden mezun olurken. Sonra bir gün bir oyun izlemeye gittim. 6 saat sürüyor. Perde aralarında soğan çorbası dağıtılıyor. Acayip bir şey izliyorum. Çok yetenekli, çok iyi oyuncuların olduğu, böyle rüya gibiydi. Ve bir tiyatro kursuna abim zoruyla girmiştim. Ve o gece dedim ki tamam ya, ben bunu yapmak istiyorum ya. Ben de orada olmak istiyorum diye. Ertesi gün tamamen artık bütün hayatımı tiyatroya çevirdim. Bunu konuşacağız ama şeyi, spor konusunu biraz açayım istiyorum. Limonata'da futbolcu oynuyorsun. Evet. Yani veteran bir futbolcu ama hala futbol oynamaya devam ediyor. Oradaki koşuşun, şu geri koşuşundan futbolcu olduğun belli. Bazı, mesela Hasan Can gelmişti, onun sahneye çıkışından belli futbolcu oldu. Eller şöyle bayağı bildiğin sol bek gibi. Bu şeyin, şutların falan da hani hafif göbek olmasına rağmen gayet iyi duruyordu yani. Fena değildim ya aslında. Fena değil gibi yani. Unutmamışsın yani. Evet. Oynuyor musun hala?
Şimdi ve ara haftada bir gün tekrar bir başladık böyle. Bayağıdır oynamıyordum. Halı saha mı? Halı saha. Aman abi dikkat. Çok. Öyle bir eğleniyoruz. Ama şimdi yine bir şeyler oldu. Yine oynayamıyorum da çok seviyorum. O da benim şeydir mesela. Sergen öyle koşardı böyle. Ben Sergen Yalçın. Kim ilk kahraman Beşiktaş'ta? Gökhan Keskin. Ha. O da sanıyorum çocukken soyadım Keskin diye böyle aptal bir şey kuruyordum. Ya. Bizim akrabamız mı acaba bu falan diye böyle. 4 numara Gökhan Keskin benim için. Tabii ki aynı dönemde o şeye denk geldim. Çok şanslıyım ben. Metin Ali Feyyaz. Metin Tekin tabii ki çok önemliydi. Yani o da İzmit'le. O da İzmit'ti. Hatta böyle bizim yan mahallemizde işte ailesi babası. Rahmetli Tarık amca. Yani hani biz Metin abiyi böyle hani geldiğinde ailesine şeyi duyardık işte Metin Tekin geldi bizim yan mahallemizde falan. Hiç göremezdik ama onun gururu vardı yani Metin abi burada oturuyor diye. Öyle bir bağım vardı. Yani onlardı Metin Ali Feyyaz. Kombine falan alıyor musun gidiyor musun? Yok ya kombine şundan dolayı da çünkü hep hafta sonu oyun oynuyorum. Kaç oyun oynuyorsun ayda? Şu an 4 ayrı oyunda oynuyorum. Sanıyorum ayda 16-17 tane oynuyorum. Bu azalmış hali. Önceden. Bilmem önceden. Adrenalin de... bağımlılığı mı bu? Yok işim, mesleğim. Abi işte bu şey değil ki yani. Ne bileyim yani. Ama şey gibi düşünün yani. Yani muhasebeci diyorum, muhasebeciler kızıyor da yani her gün böyle sabah gideyim yapayım öyle bir şey değil ki zaten. Baba bence bütün meslekler ne bileyim yani. Ya bir sete gittiğiniz zaman da... Yapmayabilirsin onu söylüyorum. Ha. Yaptığına göre ekstra bir tutkun var demek. Evet çok seviyorum yani. Sahnede olmayı çok seviyorum karakter olarak. Serkan olarak nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Hiç beceremiyorum. Bir müzik grubumuz var Barabar. Bas gitar çalıyorum orada. Mesela orada böyle Taner işte seyirciyle konuşuyor, sohbet ediyor ve bana laf atıyor. İşte ben de bir şey yapamıyorum mesela. Serkan olarak... Böyle elimi kolumu nereye... Çünkü orada bir karakter yok. Bir şey oynamıyorum. Serkan olarak var olduğum için böyle... Hani mümkün olsa böyle gitarın arkasına... Yani hiç bana bulaşma. Utangaçsın yani. Anercim oluyorum. Evet. Var ama değil mi? Tiyatrocularda çok sık görülen bir şey. Onu öyle atlatıyorlar sanki biraz. Sanki şey gibi yani. Hani orada böyle sizle ilgili değil ya. O karakter, oynadığınız bir karakter. Hı-hı. Rahat rahat o karakteri oynuyorsunuz ama... Hani sahne çünkü... Sahne enteresan geliyor bana çünkü... Ya bir yerden yukarıdasınız ya da seyirci böyleyken aşağı yani hep... Bir seviye farkı var. Evet bir seviye ve senin orada olmanı gerektiren bir şey olması gerekiyor. Sıradan olmaman gerekiyor. Kendimi o anlamda mimari görmez. Bunu gerektiriyor. Evet yani eğer oraya çıkıyorsanız oradaki insanlar da sizi izlemeye geliyorsa demek onun bir saygısı yani orada olduğunuzun farkında olmanız gerekiyor. Serkan olarak benim sahnede söyleyeceğim çok... Yani neden Serkan olarak sahnede olayım ben yani? Ama karakter olarak olmayı çok seviyorum. Yani her gün dolu bir salona oyun oynamak. Yani işte deniyor, hep denir ya işte. Abi işte 10 senedir cimri oynuyorsun, sıkılmadın mı? Sıkılmadım. Çünkü yani 10 senedir aynı seyirci oynamıyorum. Her gün değişiyor seyirci. O yüzden çok zevkli. Çok ilginç. Bir de dediğim gibi yani ben öyle İzmit'te ne yapacağını bilmiyor olarak geziyorken psikolojimi okuyayım. Onu mu yapayım bir baltaya sap olamıyorum gibi derken işte izlediğim bir oyun beni o gün oradan çıkarıp buraya getirdi. Belki işte yani hep oyuna çıkarken hayal yani şunu düşünürüm yani. Umarım ben de bugün 2-3 tane genç arkadaşıma bu anlamda belki illa oyuncu olmak zorunda değil ama belki bir şeyini değiştirebilirim. Belki ona hayal kurdurabilirim gibi bir inancım var. Beni de en çok bu bağlıyor sahnede iyi bir şey yapmaya. Şeyden şikayetçisin, Leyla ile Mecnun'daki İsmail abi karakterinin sana çok fazla yapışmasından abi, biliyorum. O da değilim aslında biliyor musun? O da şöyle oldu. Şunu söyleyeyim ondan sonra anlat istiyorsan. Şans eseri sevgili Ali ve Feyyaz'la bir ortamda bir araya geldik. Ve o dönem cinayet üstünü yapıyorlar, hazırlanıyorlar. Ben Ali'ye şey dedim, İsmail yok mu dedim. Hı. Ya şimdi senin şikayet ettiğin şey benim için sen İsmail'sin yani. Ya ne yapayım? Baştaki övgülerimi unutmama. Eyvallah. Yani bu bir taraftan şikayet ettiğin bir şey anlıyorum onu. Ama bir taraftan da yakaladığın acayip bir şey yani. Hı. Bu bir taraftan da büyük başarı değil mi? Ben çok seviyorum. Hı. Ve çok da gurur duyuyorum. Sonuna kadar da arkasındayım. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. Mesela bir şey yapıyorsunuz. Bir film yapıyorsunuz. O
Çünkü ona da emek harcıyorsunuz. Ve mesela ya da bir oyun oynuyorsunuz 3 saat boyunca. Oyundan çıkıyorsunuz böyle. Ben şunu da yaparım eğer Semaver'de çevre tiyatrosundaysa. Oyundan sonra mutlaka bekleyen izleyiciler olduğu için mutlaka çıkarım. Evet, onlarla sorar mısın? Duydum onu. Beğendiniz mi diye de sorar mısın? Evet yani nasıl yani çünkü beğenmedim mi diyecek adam? Eğer bekliyorsa beğenmiştir ya. Yani. Beklemeyen gider zaten. Tamam. O da aslında bir iletişim biçimi yani. Çünkü hemen baştan şeye utananlar oluyor. Fotoğraf çekilebilir miyiz diye. Onu da ben açıyorum hani. Çünkü birazdan gelecek o soru biliyorum. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Hani o rahatlığı veriyorum. Orada İsmail deyince mi şey oluyor? Orada şey oluyorum mesela. İsmail abi bir fotoğraf. Abi bir hop der misin? O zaman şey oluyor ya abi. Hani ya aynı salondaydık 3 saattir. Onu yapma, hop dedirtme yani. Hani ya bir de şu oluyor. Ya hop demeyeyim şimdi diyorum. Ama abi zorlama var ya abi. Hmm. Abi bir hop. Bak işte benim yeğenim çok seviyor. Bir de hani telefonu yapacakmış falan. Bu bence o İsmail abi sevmiyor gibi. Başka bir karakter de olsa. Yani bu bana şey geliyor yani. Neden hiç bilmediğim birisinin telefonunu bak bekliyor falan diye. Karşına hiç bilmediğim biri var. Şimdi onu kırmak istemiyorsun. Bir taraftan benim için öyle şey de vardır yani. O da çok asabi bir herif falan. Asabi değilim ya. Sadece hani o kadar da değil yani. Her şeyi yapmak istemiyorum. Doğal. Yoksa İsmail abi çok seviyorum. Yani belki hayatım boyunca bir daha öyle bir şey çıkaramayacağım. Öyle bir şey o kadar sevilmeyecek. Bence öyle bakmamalı gibi geliyor. Bilmiyorum tabii senin olduğun yerden nasıl biliyor musun? Yani çok erken bir dönemde bunu yakalamış olmak gibi bir... Çok özel bir durum yani. Evet evet çok seviyorum abi. Ama tabii başka bir şey yaptığınızda mesela o böyle ya şöyle bir o anlamda da saygı yok ya böyle bir yapılan bir şeye. Yani bir şey yapıyorsun çok severek onu da çünkü sevmesem yapmam. Tamam bu şey ama biz İsmail abiyi seviyoruz gibi. Ha. Yani iyi bir şey mi söylüyor? Çok zor ya. Bir şey mi söylüyor falan. Çok zor. Evet evet çok güzel bu da güzel ama yani İsmail abi biz İsmail abiciyiz filan. İsmail abi benden de kıskananlar var. Sen bizim İsmail abimiz değilsin filan. Biz Serkan'ı sevmiyoruz İsmail abiyi seviyoruz diyenler de var. Selam söyleyeyim filan da var. Kireç burnuna koydular mı heykelini? Koymadılar. Çok saçma. Benim en sevdiğim ruttur o. Ben özellikle Sarıyer tarafında otururken her gün yürürdüm orada. Yani Büyükdere'den Yeniköy'e kadar yürümeyi çok severim. Ve orası bence hala İstanbul'da olan çok ender yerlerden biri. Evet. Sarıyer Belediyesi bir oraya bir heykel düşünebilir bence. Bir tane şey yapmışlardı. Böyle Ali ile benim böyle işte el salladığımız yere böyle ayaklarımızın böyle şeyi gibi izi gibi. Yani burası burada sallanıyor gibi bir bilmiyorum belediye mi yaptı. Öyle bir el sallama noktası gibi bir şey vardı. Şu o Ali Atay'a onu söyledim de işte İsmail yok mu deyince o da sinirlendi. Serkan demek istiyorsun yani dedi. Ne bileyim abi ya. Hani senin olduğun yerdeki durum o. Bizim bulduğun bu tarafımızdaki durum da bu. Ama başta yeterince artık daha ne diyeyim yani kusura bakma. Eyvallah abi teşekkür ederim. İlk defa bu kadar. Yok yok hakikaten yani şey değil. Hak ediyorsun. Hiç öyle bilirler beni öyle boş konuşmam. Bu ben konuda, de biliyorum. Boş konuşmam dediğim şey yani. Gereksiz. Hatta son dönemde bir iki tane pot kırdım. Bir takım işle alakalı, işlerle alakalı. Nuri Bilge Ceylan mı, Zeki Demirkubuz mu? Berabere. Bu soruya cevap verebilen var mı? Yok değil mi? Öyle şey cevap veremiyor. Peki, bu soruyu değiştirerek soracağım. Çünkü buradaki tarafını biliyorum esasında ama açmanı rica ediyorum. Fikret Kızılok mu, Bülent Ortaçgil mi? Ortaçgil. Ortaçgil. Bu cevabı ama Bülent Ortaçgil'e sorsam Fikret Kızılok diyebilir yani. Evet. Tabii ki şöyle bir şey. Tabii ki ikisi yani... ayrı bir şeyim oldu benim böyle Bülent Ortaçgil çok dinledim. Tabii ki Fikret Kızılok ama hani Ortaçgil sanıyorum bilmiyorum yani. Hiç açıklama yapmak zorunda tamam. Değilsin. Sana dokunduysa kine dokunduysa evet, dokundu. Yani o zaman Yağmur mu Mavi Kuş mu? Ha. Mavi Kuş. Mavi Kuş. Bunu da tahmin etmiştim. Metin mi Doğaçlama mı? İyi Metin. İyi Metin. Ama İyi Metin de değiştirmek istiyor musun? İyi Metin zaman varsa zaman. Doğaçlama. Değiştiriyor musun? İyi Metin tabii yani karşılıklı şeyse hemfikirsek yazarla yönetmenle yani benim de buna katabileceğim bir şey varsa gibi bir şey işe yarıyorsa evet iyiyim. Ama tabii Doğaçlama çok zevkli. Çok zevkli. Yani, evet. Peki Leyla ile Mecnun'da kaç tane flash Doğaçlama yaptın? İsimler şunlar bunlar kafadan attın. Var mı çok? Abi çok var bilmiyorum çok ama. Bir iki tane örnek gösterir misin?
Yani çünkü şaşıracak fanlar. Ya mesela hatırlamıyorum bile. Karşılıklı şöyle olan bir şey vardı. İlk şeyin bu dedelerin çıkma şeyleri. Benim halam daha gidiyorum ben. Hı hı. Orada 127 saat diye bir filmle ilgili bir elim sıkışıyor falan. İşte giderken Erdal Bakkal böyle hazırlanmışım nereye o dağa çıkıyorum diyorum. Sen ne anlarsın diyor işte mantar toplamaya çıkmışım. Ona diyorum ki sen benim sen oho haberin yok senin kulağın benim halamı hep dağa kaldırmışlar diye bir şey söyledim. Sonra biz o dağa çek o sahneyi çektikten bir iki gün sonra dağa gittik. O dağa çekerken Onur bitti set böyle artık hava karardı dönüyoruz. Ya dedi o dağa kaldıran halayı çekelim mi dedi. Falan geyik yapıyoruz. Çekelim dedim. Hemen oradan böyle işte bir kadın kostümü giydim ve o sen, dağa kaldıran... Sen oldun hala. Evet o dağa kaldıran hala oldum ben ve bir şekilde işte Burak da buna dahil oldu. Çok sevdiğin, çok eğlendiğin, kafanın uyuştuğu bir ekipti. Gerçekten böyle hayatındaki en enteresan şeydi yani. Hani Onur ayrı deli, Ali ayrı manyak, Burak öyle. Herkes manyak yani ve... o yüzden böyle hani hesaplı yapılan şeyler değildi. Çünkü bir hadi lan bunu çekelim mi deyip eğlendiğimizde biz eğlenince sanıyorum seyirci de eğleniyordu. Ve o yüzden böyle bir rüya gibi bir dönem benim için. Yani o hayatımda bir daha hiç olmayacak bir şey. Yani o kadar saçmalamaya bu kadar sevilmek. Ama işte oydu belki de. Evet. O yüzden hala senden o bekleniyor. O işin istemiyor. Yapısı evet oydu. Evet. Ya ben çok mutluyum yani tekrar şu an yapıyoruz. Bir aradayız. Mutluyuz. Evet, şimdi sırada geleneksel triviamız var, tırvırımız var. Buna bir isim koyalım. Ne koyalım? İki tane yaratıcı insan karşımdayken. Tırvırı iyi ben. Tırvırı fena değil değil mi? Tırvırı. Evet, sevgili Efe hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu arada tabii dikkatimizi çeken bir durum var. Evet. Favorilerin olağanüstü olmuş. Çok teşekkür ederim abi bahsettiğin için. Kaptan Onyad'ın havası var. Kaptan Onyad'ını bilmez misin sen? Gençsin sen Kaptan Onyad. Ya konuştuk hatırlıyorum ama sen biliyor musun? Kaptan Onyad'ın. Onyad'ın. Neydi dizinin adı ya? Şöyle şuralar. Unutma. Teşekkür ederim. Sokrates video kesit açıldı. Teras Noir. Bizim programımızda var. Diğer Mehmet abinin olmadığı kanalda. Ya orada da var. Aa, orada da var pardon. Her yerde varım. Kusura bakma abi özür dilerim. Yani Serkan'a eleştiriler geliyor ya her filmde oynuyorsun diye ben. Her kanalda varsın ya. Ha? Her kanalda öyle öyle. Evet yarışmamız başlıyor. İlk sorumuz lütfen dikkatli olalım. Evet. Kaç puanlık? 100 puanlık sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? İsmail abinin dedelerinden biri değildir. Hatırlıyor musun acaba? A. Beethoven. B. Pisagor. C. Napolyon. D. Don Corleone. Corleone. Tik tak tik tak tik tak. Ben hazırım. Ben de. Tamam. Evet görelim. Don Corleone ve Napolyon. Serkan 100 puan aldı. Kusura bakma. Estağfurullah. İzlemedim bölümü. Biraz şey bekliyorum sizden böyle bir rekabet böyle kusura bakma falan değil de. Öyle mi? Yani nasıl şey yaptı falan gibi. Hadi. İkinci soru geliyor. İsmail abinin bir bölümde dedesinin bacanağı olduğunu. Kamerayı açtı. Kendisi gözüküyor. Abi bu tam boomer mısın diye bir soru soruyorsun ya işte. O bunun ispatı bana böyle şeyler. Cihazı da kullanmayabilirsek programa gelmeden. Ama bunun kursunu görmüş olman lazım programda önce. Evet. İsmail abinin bir bölümde dedesinin bacanağı olduğunu iddia ettiği süper kahraman kimdir? Seçenek yok burada. O hemen daldın. Dedesinin bacanağı oldu. Dedesinin bacanağı olduğunu iddia ettiği süper kahraman. Sende cevap yok galiba. Atacağım galiba çünkü... Atılacak bir şey değil bu. Ben o an... Bayağı spesifik bir isim var burada. Evet. Tamam. Tamam evet alalım. Örümcek adam. Yakın. Süper mi? Yok onunla hiç alakası yok. Görünecek adam. Ha tamam işte görünecek adam. Tamam abi. Abi böyle bu şekilde yanıt veremezsin. Öyle. Bir G için benim kalbim mi kırıcı? Doğru. Olayı o görünecek adam. Jüriye dönüyorum bir 50 puan verelim mi? Evet. 50 puan. 50. Olabilir. Üçüncü soru geliyor. Baktın mı ne yaptın? Yok. İsmail abinin görür görmez vurulduğu şekerpare nerelidir? Hemen hakim. Hazırım hocam. Ben de hazırım hocam. Hadi bakalım.
Kopya çektin galiba. Yok vallahi çekmedim. Bir harfle. İzmir mi? İzmir. Abi gerçek T yaptın. İzmit ne alaka? Ben İzmit. Senden isimlenerek hani. Sen İzmitlisin diye herhalde oldu ama. Evet. Arabeskin yasaklandı 76. bölümde. Yasaklara direnen Metonya'nın milli marşı hangi şarkıydı? Ah be. Bir ipucu vereyim mi? Lütfen abi. Senden... Samsun. Samsun mu? Olmadı mı? Sen bile hatırlamıyorsun şu an. Yok, hiç alakası, çok dolambaçlı bir şey verdim çünkü. İpin bayağı bir ucu yani. İpin diğer ucu oldu. Yok mu cevap? Yok. Hadi ya. Vallahi yok. Oy. Vallahi yani yok bende. Peki Orhan Gencebay'dı sen? Bir isyan şarkısı. Batsın bu dünya. Yazacaktın abi. Allah Allah. Samsun'da değil mi ya Orhan Gencebay? Samsun'da mı? Yoksa ben rezil oldum yani. Evet, son soru. 5000 puan değerinde. Ben kazanırım. Bilirsen sen kazanırsın. Tamam. Evet. Mecnun, Kırlent Hakkı'yı kimden almıştır? Hiç bilmiyorsun galiba. Öyle baktın. Moskova desem. Moskova. Tamam. Cevaplar alıyorum. Buyurun. Evet, iki doğru cevap maalesef kaybettim. Gerçekten mi? Ecim ama yani. Dostlarız. Teşekkür ediyorum. Gidiyor yine bekleriz. Tamam. Kesme bunu. Çok teşekkur ederim bu arada. Sağ olun. Ne demek efendim. Şimdi Ecim görüşürüz. Diğer stüdyo alırlar elinden. Delgado mu, Tevyo mu? Delgado. Delgado tahmin ettim. Ya Pastorius mu, John Paul Jones mu? Bas dünyasından. Kimdir şeyin? Ben şey, enteresan şekilde Richard Bona diye bir abiye çok takığım. Çok hakim değilim onlara. Hmm. Stanley Clark mı, Marcus Miller mı? Marcus Miller. Neden? Yani bilmiyorum neden diye. Nedeni mi var işte? Ondan. Ondan. Ama bir taraftan da şunu söyleyeyim. Aslında tam olarak demin söylemeye çalıştım. Mesela şeyi daha çok seviyorum. Yani Marcus Miller'ın tabii ki yani inanılmaz o slap denilen şekildeki müziğiyle bir de işte aynı şekilde Victor Wooten var. Ama mesela ben çalmak istediğim şey de, dinlemek istediğim şey de Richard Bona'nın o o şekilde olmuyor. Yani o bana böyle çok fazla dinleyebildiğim bir şey olmuyor. Ama tabii ki inanılmaz iyi gitaristler. Ama ben öteki böyle eşlik etmeyi ve arkada böyle o bütün gamları basmayı ve bir ekibin içinde eşlik etme halini seviyorum bas gitarın. Yılbaşı gecesinde de bir şarkı söylüyorsun. Evet. Ayta'yla. Ayta'yla. Çok iyi. Ben seyrettim filmi. Ha biliyorum. Şeyde programda izledim. Evet evet. Yani yine çok iyi. Orada kendi orada role girmiş olarak söylüyorsun. Evet. Ben bundan sonra seni seyrederken herhangi bir yerde hep konuşuyorum. Burada ne olmuş acaba falan, nasıl olmuş? Nasıldı, keyifli miydi çekimler? Orada da acayip bir ekip var yani. Keyifliydi, çok güzeldi. Yani zaten hepimiz bir şekilde hep daha önce denk gelmiş, çalışmış bir ekibiz. Ozan'la ben çok eski yıllardır, benim çok yakın bir arkadaşım. Daha önce film de yaptık birlikte, bir sürü iş yaptık. Aynı şekilde Fatih, Alican, ben aynı oyunda oynuyoruz zaten hali hazırda. Yani hepimiz bir araya tekrar gelmiş gibiydik böyle. Eğlenceliydi, çok güzeldi. Hayatında keyfini ikiye katladığın an hangi anda? O nokta hangisiydi? Bir nokta vardır herkes için. Yoksa ya da birkaç tane var. Semaver Kumpanya benim için çok öyle bir yer. 20. yılı ve nasıl olacak? Acaba becerebileceğiz mi? Koca Mustafa Paşa'da, Semaver Kumpanya'da bir gün böyle oyunların dolduğu ve o yaza girdiğimiz zamanki borcun ya da Semaver Kumpanya'nın artık sırtının yere gelmeyeceğini anladığım an, hayatımda keyif olarak ikiye katlandığı andı. Güzel. Ama bu senin hakikaten o işimle, tiyatro
cevabını anlatıyor zaten. Yani sen sadece tiyatroda bir oyuncu olarak değilsin. O tiyatrosun sen. Evet, yani tiyatro, evet, biz oradayız ve o, hani bir sahnenin, o sahne 50 senedir olan, bizden önce bir sürü sanatçının, bir sürü oyuncunun olduğu bir yer ve oraya sahip çıkmaya çalışmak ve takdir edersiniz ki çok kolay bir şey, özel bir tiyatro, hiçbir yardım almayan ve hani onun böyle, biz o 2002'de girdik oraya, Işıl Hoca bizi oraya getirdi ve şimdi hani şu şey, yani yaptığımız oyunların şu an seviliyor olması ve bir semaver kumpanya oluyor olmasının, çünkü hep o risk vardı, böyle olacak mı olmayacak mı, bu oyun tutacak mı, işte insanlar sevecek mi veya sahiplenecek mi, şu an mesela şu isim var. Evet, 20 senemizi verdik ama oldu. Yani artık varız ve... Bu tembelleştirmiyor ama, değil mi? Asla, aksine... yapar çünkü insan o. Yok, şu monotona an... bağlarsın yani. Hmm. Çünkü şeyi biliyoruz yani... En ufak durduğumuz anda bunun çok aslında düşersin. Bir anda elden gidebilecek bir şey. Aslında işimiz daha zorlaştı. Doğru. Peki, bir derdim var, bin dermana değişmem asla mı? Bir tribünleri soruyorum artık. Sen benim her gece efkarım mı? Bir derdim var, bin dermana değişmem. En sevdiğin tezahürat bu mu? Başka aslında var mı? Aslında şu, yani benim çok sevdiğim bir deyiş, okuduğum bir deyiş o. Hmm. O yüzden de o. Yani ne düşündün o anda merak ettim. Ya deyişi çok bildiğim bir şey değil. İtirazım vardı. Hmm. Filmde okumuştum. Sonra şimdi de ikinci albümümüz geliyor. Orada o şarkıyı, bir derdim var bin dermana değişmem. Yani onu şeyden değil, öyle bir yerden direkt o geldi. Çünkü direkt önüme çıktı. Bir tane şarkı okuyorum albümde. O da o. Peki şu andaki stat mı, eski Dolmabahçe mi? Eski İnönü mü? Ya şey olarak anı ve o zamanki masumiyet ya da işte o zamanki heyecan olarak. Hatırlıyor musun ilk gittiğin maçı? His olarak o. Ya şimdi beni burada çok... Kocaelispor Beşiktaş... İzmit'te? Hayır. Burada? İnönü'de. Yani Kocaelispor birincilikteyken... Hmm. Ne yapayım, Beşiktaşlıyım yani. Kocaelispor Beşiktaş maçında... Beşiktaş maçında İnönü'de Beşiktaş tribününde izledim. Ama beni Kocaelisporlular gördüler. Yani taraftarlar geldiklerinde. O zaman ortaokulda mıydım? Ne, lisede, emin değilim. Böyle bir ufak bir şehir. Böyle bir eyvah. Yani akşam maçtan sonra döneceğiz çünkü İzmit'te ve yarın okula gideceğiz. Ve o abiler bizi görecek dışarıda yani. Sen yani ihanet gibi yani. Sen nasıl Beşiktaş... Yani şu an o kadar değil ama o zamanlar öyleydi. O zaman öyleydi tabii. Evet, geldik gecenin ikinci tırıvırısına. Tırıvırı değil mi abi? Tırıvırı. Tırıvırı. İlk sorumuz 50 puan değerinde. Hazır mısın? Hazırım abi. Çalıştın mı? Çalışacağım diyordun. Çalıştım, biraz tarihine baktım Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın 96'da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son dakikada 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan... Oyuncumuz kimdir? Yazdın mı hemen? Yazmadım. Aa, ben dedim nasıl oluyor? Buradan doğru cevap geldi vallahi hemen. Abi yok, bende yok o bir. Vallahi yok. Ya onun golü nasıl unutursun ya? Bir Beşiktaşlı olarak. Sergen Yalçın. Yetişmedim ben ama o dönem. Ama o zaten her yerde var. Yok, çıkmadı bu sefer. Olacak iş değil. Hocam bu bir Beşiktaşlı olarak... Yakıştıramadı. İkinci sorumuz geliyor. Beşiktaş formasıyla en son gol kralı olan oyuncu kimdir? Şey ya. Yazdın mı? Yazdım. Aferin. Evet, alın cevapları. Mario Gomez doğru. İki doğru cevap. Tebrik ediyorum. Alkışlar. Fena değilmişim. Şibo Mehmet'in jübilesinde Beşiktaş hangi takımla karşılaşmıştır? Böyle güzel cavcavlı bir şeydi. Etkinlik. Gece ışıklar kapandı, bilmem ne oldu falan. Bende yok. Yok mu? Sende var mı? Milan. Fatih Hocam getirmiştim bunu. Helal olsun. Helal olsun. Puan durumu nedir? Berabere galiba. Bu soruyu kesin bileceksiniz ikiniz de. 2009'da Beşiktaş'ın deplasmanda Manchester United'ı mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan isim kimdir?
Mustafa Hocam da teknik 2009. Direktör. Doğru hatırlıyorum. 2009'da mı? 2009'da evet. Güney Amerikalı bir beyefendi. Tık, tık, tık. Güney Amerikalı beyefendi. Tık, tık, tık. Tık, 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 tık. Tamam. Kopya geldi arkadan. Evet, cevaplar alayım. Teo. Teo evet. Bizimki... Benim öteki... Seninki öteki... Delgado. 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 Son soru. Bilen kazanıyor 10 bin dolar değerinde. Yani 10 bin puan değerinde. Bu çok kolaymış ama ya. Ricardo Quaresma'nın imza hareketinin ismi nedir? Ha, Trivery işte. Güzel, Trivel olsun programın adı. Trivela, evet. Trivela. Evet, Arda'cığım tebrik ediyorum seni. Sen kazandın galiba. Beraber ya. Beraberimiz pardon. Abi beraber. Beraber. Ama programa isim oldu yani. Trivela, Trivere. Çok teşekkür ediyorum hemen. Birisinden imza ya da selfie istedin mi? Selfie istedim bir tane. Fotoğraf istedim. Sivas diye bir film var. Kaan Müjdeci'nin. Aynı şeyde Antalya'da mıydık emin değilim. Aynı dalda adaydık. O çok küçük bir arkadaşımız. Bence o almalıydı. Ben almıştım. Hı. Altı portakal. Ya da Lale hatırlamıyorum. Benim böyle inanılmaz etkilendiğim bir oyuncu. Çok küçüktü o zaman yaşı. Ben onu görüp onunla bir seninle bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Gerçekten hayranlıkla onunla bir fotoğraf çekildim. Ne güzel, gurur duymuştur. Ya inanılmaz, benim hayatta böyle çok... Ya yani o yaşta, o çocuğun ben böyle... Böyle bir cin min olduğuna inanmıştım. Yani içine cin girmiş. O yaştaki çocuğun öyle oynaması... Abi hani onu yapıyorsa... Oho, bizim daha çok yolumuz var falan demiştim ya. O kadar etkili... Film de çok güzel bir film. Ondan almıştım. Ben utanırım ya öyle şeylerden. Belki çocuk diye yapabildim onu. Peki maruz kaldığın en saçma selfie? Böyle şeyler oluyor abi ya. Yanlışlıkla bazen böyle işte büyük olasılık kendisi hep onunla yapıp böyle filtreli. Ha. Hani sen çünkü bilmiyorsun ki yani o böyle bir koyuyor. Tabii. Ve bir anda kendini böyle... Böyle porselen. Böyle şey. Onlar gene iyi. Onlar gene iyi, kulaklar mulaklar, onu diyorsun değil mi? Tabii öyle işte, ya da ama makyajlar bir şeyler. Onlar gene iyi, orada bir komedi var belli. Bir tane böyle porselen gibi çıkıyorsun mesela. Bir hanımefendi kendisine göre ayarlamış. Ha, tabii. Bütün çizgileri olmayacak tabii şekilde. Sen de orada bir anda böyle bir bambaşka bir çıkıyorsun ya. Bir de sana mal ediyorlar, sen kendine yaptın değil mi diye. Ha tabii, eğer çok absürt bir şey değilse onu paylaşabiliyor da. Tabii. Sanki hani... Yani tanımadığın biri senin böyle bir şeyini paylaşıyor. Hoş değil, hoş değil. Değil. Evet. Popüler biri olduğunu ne zaman anladın? İlk İsmail abi, ilk Leyla Mecnun böyle başladığında 5. 6. bölüm falandı. Biz aslında şöyle olduk. 6. bölümde ha bu iş sevildi ya. Biz 5 ya da 6'ydı. O bir gece sinema etmiştim. 12 seansı Fitaş. Sanıyorum Truva mıydı? Gece yani bayağı 12 seansında böyle arada böyle frigo mirigo bir şey alıp öyle yerken biri İsmail abi diye bağırdı. Daha çok yeni yani 4-5 bölüm yayınlanmış ya da. Kimden bahsediyorsa sen anlamadın mı? Önce anlamadım, sonra böyle Ali'yi taklit ederek bağırdı ve dönüp ilk en mutlu olduğum İsmail abi odur hayatımda. Aa, izleniyor mu bu kadar gibi, çok sevmiş karakteri. Hop dedim mi? Galiba ilk ona demiş olabilirim, yemin ediyorum. Yani böyle heyecandan hop yaptım böyle. O zaman böyle şey olmuş yani saat 12'de geceliğin 12 seansı film izliyorum ve arada bunun olmuyor. Böyle bir çok şaşırmıştım. O zaman böyle Allah Allah gibi olmuştu. Zaten sonra çok hızla İsmail abi bayağı büyüdü birden. Gitti. Bir de bir şey oldu. Bir sanıyorum ODTÜ diye bir söyleşiye gittik böyle bütün ekip, Ali, Osman, Onur, ben, böyle Cengiz abi. Orada... Yıl kaç oluyor tam olarak? 2011. 2011-12 civarı. ODTÜ'ye söyleşiye gittik ve biz oradan çıkarken böyle bayağı hayatımıza ilk defa böyle
yani otobüs araca gidemedik. Böyle bir izdiham oldu, böyle bir güvenlik geldi, bir şey oldu falan. O zaman böyle hepimiz aynı şekilde böyle ne oluyor oğlum biz hani bu buraya dair bir şey mi yoksa böyle mi oldu gibi bir şeydi. O zaman şey olmuş. Bir dedik ki yani bu arada ODTÜ'deyiz arkadaşlar. Yani hani bir üniversitede bu oluyor. Demek ki o hedef kitle. Bir de ODTÜ'de. Yani evet o insanlar sevmiş falan. O zaman böyle hepimiz aynı anda anladık aslında. Ve TRT değil mi? Evet. 2011. Ben de 2008'de TRT'de çıkıyordum. 4-5 hafta üst üste Ankara Belediyesi'nin niye takımı var kardeşim diye rahat rahat söylüyorum. Böyle bir dönemdi yani. Bizim şeyi vardı bir bölümde. Katkı payını eleştirdim. Hatırlıyorum, bölümde. Hatırlıyorum. Bir eşya olsan ne olurdun? Çakı. İsviçre çakısı mı? İsviçre çakısı. Yani benzetiyorsun kendini galiba. Evet. Ama çok utangaç bir evet. Hafızandan hangi anıyı silmek isterdin? Sildim. Güzel. Eğer varsa, yani eğer yoksa daha doğrusu, kimin hangi yeteneğine sahip olmak isterdin? Yani sende yoksa, var çünkü her şey de o yüzden. Yazmak. Ha. Herhangi birini. Bundan çok şikayet ediyorsun. Birkaç yerde daha okudum, duydum. Hani senaryo yazmak istiyorsun ama yazamadığını söylüyorsun. Niye? Oturuyorsun da olmuyor mu? Yok, yazmak bilmiyorum. Yani aslında uğraşıyorum onunla, ne olduğunu bilmiyorum ama böyle... Ama disiplin işi o şey gibi, tiyatro gibi. Her gün belli bir saatin olacak. Oturacaksın, uğraşacaksın. Galiba çok büyütüyorum. Yani çok hayranlığım var. Çağlar'la konuşuyorken böyle, Çağlar Çorum, çok severim Çağlar'ı. Oğlum dedi yani, saçma salak konuşma. Hani şurada sana bir şey desem, 3 saat üzerine bomboş konuşabiliyorsun. İşte neyi yazmak? Hani illa... Onu kayda geçmek mi yani? Hani aslında yaptığım bir şey. Ama evet sanıyorum o yazma eylemiyle ilgili böyle oturup... Onu kutsal bir yere mi koyuyorsun evet. acaba? Nokta koyamamak gibi bir derdim var benim. Yani yazdığım her şeyi böyle daha noktayı koymadan saçmaladığımı fark etmek ve... Bu atlatılabilir mi? Bu senin neyine lan gibi. Abi. Lan dedim affedersiniz. Bu senin neyine gibi bir his oluyor ve... O zaman sana nacizane tavsiyem günün belli bir saatini belirle ve otur başına yarım saat en azından. Ya, çok kolay atlatabilirsin ilk bunu. İlk defa bunu da itiraf ediyorum. Bir taraftan da yazıyorum yapabileceğimi diyorsun. De hissediyorum. Hadi bakalım. Hiçbir kuyruğa kaynama yaptın mı? Onunla ilgili çok yakın zamanda başıma gelen bir şey oldu. Benim çok korktuğum, çok nefret ettiğim bir şey. Ve geçen gün yanlış bir yola saptım. Oyunum vardı CKM'de. Ve navigasyon böyle normalde işte saat 7'de oradayken 7.50 oldu birden. Böyle şeyler geçti aklımdan yani gidip ben şuradan hani oyunum var söyledim ki yani herkesin bir şeyi var abi sana hani. Ama yaptın mı? Yapamadım. Ha yapamadım. Bekledim. Vay bravo. Ben de yapamıyorum. Gereksiz bir yeteneğe sahip misin? Değilsin. Değilim. Yani o... Hani gözünü çevirirler, dilini bilmem ne yaparlar. Ha dur ne vardı benim ya öyle bir şey. Ne güzel kap. Ha çocukken bir şey izlemiştim. Bardak yiyordu. Denemiştim ve onu yapabiliyorum. Ne? Cam. Bardak. Nerede bir yerde? Ya karakterinde de var o. Ha limonatada. Onu da limonatada. Ben ekledim işte o. O da doğaçtı mesela. Televizyonda mı görmüştüm çok çocukken? Gösterirlerdi. Çay bardağıyla besleniyor evet. Falan diye. Uğur Dündar'ın işleri bunlar. Bir gün denedim yani böyle çocukken. Böyle baktım çıtı çıtı yeniliyor. Tabii o zaman şey düşünmüyorsun hani tamam yedin de sonra ne olacak? Nasıl çıksın? Zaten evet mide asidi tamamen yok edebiliyor olduğunu şu an artık çok iyi biliyorum. Camı. Evet. Yani tek mevzu ağzındayken işte ağzını kesmemekmiş. Oydu. Saçma bir şey. Yani çocukken. Gençlere tavsiye etmiyoruz tabii. Etmiyorum. Kalorisi de yoktur muhtemelen. Doyurmaz da adama. Saçma bir şey. Çocukken hayal ettiğin hayatı mı yaşıyorsun? Evet. Hadi ya. Evet. Çok ilginç. Çok güzel. Bir taraftan da o zaman yeni bir hayal mi kurmaya başlıyorsun? Yani çünkü evet. Hayalin bitmemesi lazım ya. Çocukken en büyük hayalimden biri bir Volkswagen arabam olmasıydı. Kaplumbağa her çocuğun gibi. İlk arabam odur. Hala da ben de. Hiç de vazgeçemeyeceğim ondan. Yani o hani evet günlük hayatımda kullandığım arabam o değil ama o benim mesela çocukluk hayalim. Öyle kalacak o yani. 100 yaşına gelene kadar araba ya da neyse ben gidince de o kalacak.
Düşününce de çocukken tiyatrocu, yani evet sahnede olmayı istemişim ve sahnedeyim. Zorlu olmuyor zaten. Bir tane şey vardı, böyle Işıl Hoca bir oyun yapmıştı. Ve bizden böyle bir broşür yazısı gibi Örnek Suçlar diye bir oyun. Böyle bir sürü suçlunun itirafları ve ona bir afiş tasarımı yapılmıştı. Orada böyle hepimizden küçük böyle bir işte oyunda oynayanların adı yazıyor. Altında hayali gibi bir böyle yarın bir şey getirin demişti. Ben oraya bir şey yazmıştım ve Semaveri kurduktan yıllar sonra böyle bir gün bir yerleri kütüphanemiz var bizim böyle. O kitapları böyle dizerken bir poşet çıktı ve oradan bizim oyunun afişleri, broşürleri çıktı. Serkan Keskin genç bir ekiple bir kumpanya kurmak ve oynaya oynaya dünyayı gezmek yazmışım. Vay. Bu benim karşıma Semaveri kurduktan 5-10 sene sonra çıktı ve bunu bana gösteren arkadaşım da yuh artık demişti. Yani bunu buraya yazmışsın ve bu bir afişte var. Ve hala da devam ediyor. Ne güzel ya. Vallahi bravo. Telefonundaki en ünlü kişi kim? Bilmiyorum abi. Yani çok arkadaşım var ama bilmiyorum. En ünlüsü kim ki? Sen. Herkes var diyorsun. Var yani. Tarkan. Bizdeki standart Tarkan oluyor genelde. Tarkan'ın şöyle bir şey oldu. Bunu burada ilk kez anlatıyorum. Reha abi. Reha İşte aradığımız bu. İlk kez anlattığın bazı şeyler. Reha Erdem 12. Gece diye bir oyun oynuyorduk. İlk oyunlarımızdı. Reha Erdem ayrıldım. Kaç Para Kaç diye bir filmi yeni izlemiştim. Ve evet, böyle her yerde filmi anlatıyorum arkadaşlarıma. Çok güzel film hakikaten. Böyle hani hayrandım ve ilk filmini görmemiştim. O zaman da hemen izleyemiyordum. Öyle bir şey yoktu. Ve bir gün böyle oyun oynadık. Shakespeare 12. Gece kulise girdim ve böyle makyaj silerken biri girdi içeri. Ve Reha Erdem'i isim olarak biliyorum. Kendisini tanımıyorum ve Reha böyle dedi, merhaba dedi filan, tebrikler. O Reha Erdem'miş. Sonra bir reklam için beni aradılar. Ya tanıttı mı kendi? Ben Reha Erdem miydi? Tabii ben Reha. O da şeyden işte sizin o Galatasaraylılık Işıl abicilik işte bilmem ne falan hani öyle bir reklam çekeceğini söyledi. Ve işte söylediler. Sonra ben Reha bile gittim. Tarkan oynuyor reklamda. Ve İşte ilk set günü geldiğimde Reha abi dedi ki bir tanışın edin falan, bir tanışırdı. Çok mütevazi, müthiş bir enerjisi vardı ve ben çok sevmiştim. Yani o zaman hani ben daha küçüğüm, böyle meslekte yeniyim ve çok büyük bir star. Böyle çok etkilenmiştim şeyinden. Halinden. Öyle davranmayabilirdi bana. Her şey olabilirdi ve o kadar hayalini kurduğum gibi birisi çıkmıştı ki çok sevdim onu. Belki yani bir daha hiç görüşmedik, hiç denk gelmedik. Biz bir reklamda oynadık birlikte. Ve o zamanlar şeydeydi, New York'ta yaşıyordu. Ve biz de bir New York'a gidecektik bir oyun için, turne. Bayağı sohbet ettik işte. Ben İzmit'liyim, o Karamürsel'de. 2000 yılı mı? 2003-2004 o civarlar. O da işte ben de dedi İzmit, Karamürsel falan, hani öyle bir şeyimiz de çıktı, hemşehriliğimiz falan. Şey demişti, bu artık olacak iş değil yani. Hani New York'a geldiğinde hani Atlantik filmden al numarayı ve ara demişti mesela. Tabii ki ben aramadım yani, şimdi gidip de alo Tarkan abi ben geldim New York'a falan gibi bir şey yapmadım. Bak, o yüzden numarası yok. Yoksa onun da numarası olacaktı. Türkiye'de muhtemelen bunu, yani böyle bir teklif alıp yapmayacak 5 kişiden biri olabilirsin. Ama gerçekten şeydi yani. Diyor, gel bende kalırsın falan. Gerçekten çok şeydi ya. Böyle çok etkilenmiştim ve bana gerçekten bir ders olmuştur. Yani öyle olmaya çalış ya. Yani gerçekten birilerinin aklında öyle kal. Çok güzel. Yani. Bence o yüzden büyük ve önemli. Vallahi. Seviyorum kendisini çok. Yani telefonunda numarası olsa bu kadar iyi bir hikaye olmazdı. Evet. İlk celebrity crush'ın kim? Şöyle televizyona böyle. Yani daha doğrusu o yaşta. Böyle, Gülşin Bubikoğlu. Hiç uzatmaya gerek yok. Hiç. Haklısın. Doğru. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçerdin? Bildiğin abi beyaz ekmek. Fırında satılan bildiğimiz ekmek vardır. Var mı hala ondan? Var. Ben hiç iyisine rastlamıyorum. Yani o böyle en kalitesiz unla en o. Onun böyle sıcağı.
hayatımın sonuna kadar en seveceğim şey ekmek. Yanında tereyağı. O tabii ki yani. Ama yani onun dışında yani hiçbir şey olmasın. Karnım acıktı. Gerçek ya. O. Bir yere mi gitsek buradan? Gidelim. Şöyle güzel bir tereyağı, yanında güzel bir İzmir, Erzincan tulum. Ya da İzmir tulum olabilir. Kapatsak mı? Evindeki en pahalı eşya. Gitarım olabilir. Ha ne var? Les Paul? Music Man var, Stingray. Ha şey, bas, pardon özür diliyorum. Ama bir tane de şey var, Fender. Bende de var bir tane Stratocaster, niye aldıysam. Jimi Hendrix'inkinin aynısı. Ben de senin gibi direkt öğrenirim diye aldım. Üç defa çalıştım sonra bıraktım. Şu anda kardeşim de galiba. Hayır. Yani evet çünkü... En azından diye... o müzik yapıyor diye ona verdim. Bak yani çok uçmuş gitmiş o yüzden. Geçen gün baktım çünkü böyle fiyatlarına da oha dedim ya nasıl olacak? Yani birisi o yüzden yani çok yeni bilgi olduğu için söyledim. Bir bas gitarım var Stingray dedin değil mi? Evet Music Man Stingray. Bir de Strat mı? Stratocaster mı? Fender. Fender var evet. Hı. Ya var şey de hani bir tanesi onlar bayağı pahalanmış artık ha. Yani böyle korktum. Anladım. Sende bayağı bir şey var belli ki söylemediğine göre. O tarzı gördüm yani. Yani artık onu da anlatmayayım falan gibi. Bir fotoğraf göstereceğim sana. Ne hissettirdi biraz? Ya çok enteresan. Bu yılbaşı akşamı mı? Bu evet 2-3 sene önceki yılbaşı. Hı. Bu inanılmaz bir histi. Çok sevdiğim birisi benim. Evet biliyorum. Yani anlıyorum daha doğrusu biliyorum. Dedim. Yani öyle bir his vardı içimde. Ve Derya abi, makyör, yapalım mı dedim. Yaptık ve bir şarkı söyleyecektim. Salona ilk girdiğimde gerçekten belli bir süre böyle bir buz kesti. Herkes böyle bir anlığına galiba hissettirdim. Oraya mı geldi olduk böyle ruhu bir şeyi. Çok enteresan bir gündü. İyi ki de yapmışım ya hayatımda böyle of dedim ya içimde kalacağına. Peki gerçek yani gerçekten var olan bir insanın karakterine girmek mi seni daha rahat hissettiriyor yoksa fiktif bir kurgu bir karaktere girmek mi? Çünkü şeyde de bu son filmde de Yılbaşı Gecesi'nde de biraz Müslüm havası var değil mi? Evet. Şarkı söylerken. Evet. Yo şey değil yani. Ama bu bir ağır bir iş mi bu yani Müslüm Gürses gibi oluyorum falan. Ha değil. Değil mi? Ya aslında şey hani herkes yani hepsine de hissetmezsin herhalde bilmiyorum yani onu çok hissettiğim için onu yapmak istemiştim. Yani bu tamamen kendim için böyle işte bir gece eğlenelim hani o programda yani bana bunu yap denmedi yani ben o zaman anladım, bunu yapayım anladım. Gibi bir şeydi. Sanki böyle şey gibi oldu yani ona karşı hissimi sanki biz anlaştık gibi bir his oldu yani. Çok güzel. Sana bir soru soracağım. 30 saniye içinde cevap tamam. Bekliyorum. 30 saniyede oynadığın 10 karakteri sayabilir misin? Harpagon, Titus, Selman Bulut, İsmail abi, Mozart, efendimiz Pisagor, ondan sonra Don Carliano, Harpagon sayabilirim. Oldu galiba 10 zaten değil mi? 9 ya da 10 oldu. Sarayasın tabii yani. Çünkü ben şeye bakıyorum. Söyle adını. Oynadığın oyunlara, oynadığın filmlere listesine bakıyorum. Bitmiyor yani. Ama ne güzel ki bitmiyor. Olağanüstü. Seni ağırlamak, senden bu hikayeleri duymak büyük keyif de. Umuyorum bundan sonra o başta bahsettiğim evrensel boyuta doğru yol alırsın. Yani Melikşah söylemişti seni Soprano'da Sopranos'ta görebiliyorum diye. Ha. Onunla yaptığım bir söyleşi de aynı kanattayım. Hiç ben de çok isterdim. Yani. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Müsaaden olursa bir selfie çekeceğiz. Tabii ki. Filtreli mi? Şunu köpek kulaklı mı var değil mi? Yapalım onu arkadaşlar.